gördüğünüz gibi programımıza ürün yerleştirerek başlıyoruz. Ama parasını almadığımız için ürün adını söylemiyoruz. Sadece kolonya. Paplagonya ve dedektifler, hoş geldiniz. Şeniz'cim hoş geldin. Çok çabuk geldin. Hemen başlayalım mı? Birazcık bekleyelim olur mu? Merhaba Oray. Aslı'cım hoş geldin. Çiğde Makan Beşer hoş geldiniz. Şimdi biraz sonra alacağım. Birkaç kişi daha gelsin. Oh mis gibi kolonya. Şimdi alacağım biraz sonra. Dur. Biraz sabır. Yazılım kılavuzu official. Oo. Onur hoş geldin Onur. Merhabalar merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Yazılım kılavuzu official. Evet. 21.58 gösteriyor benim saatim. Birazcık daha duralım. Azıcık daha. Azıcık. Reha abi hoş geldin. Prelude Queens hoş geldiniz. Atlara fısıldayan adam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Efendime söyleyeyim. Biliyorum farkındayım. Pınar geldi. Official kimliğimiz. Pınar hoş geldin. Adli bilim. Hoş geldiniz adli bilim. Ne güzel bir şey adli bilimler. Başkan canlı yayın içine kavramış. Ratingler yükselsin diye bekliyor. Yok be abi nerede be. Ah. Aslında ilginç bir şey sahiden. Türkiye Yazarlar Birliği adıyla yapıyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği yazarların çoğu gelmiyor. Ama gelenler başımızın tacı Cihat Besili. Gülhan Hanım hoş geldiniz. Mehmet Bal hoş geldiniz. Şeniz'i alalım artık bakalım. Şeniz Baş. Teknik bir arıza olmaksızın inşallah sohbetimize başlayacağız. İnşallah bir aksilik olmaz. Bakalım. Bakalım Şeniz geldi. Ben geldim. Dayanamadım. Erken geldim. Evet hoş geldin. Ya şey yapıyorum ben. Sibel'cim de geldi. Hoş geldin Sibel. Öğrendim şimdi. Açıyorum birazcık erken. Herkes toplansın diye. Böyle bir izleyenler şey yapsın. Ondan sonra alıyorum konuğumu genelde. Çakallık yapıyoruz yani. Gelenle başlarız, eklenirler yavaş yavaş diye düşünüyorum. Bekleyelim biraz istiyorsan, sohbet ederiz. Nasılsın Alkan? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Vallahi bomba gibiyim. Maşallah. İyiyim. Ya, akşamüstü uykusu da yaptım. Oh, çok güzelim yani. Oh, tamam harika. En güzel şey değil mi? Vallahi billahi. Peki, sevgili dostlar, bu akşam konuğum Şeniz Baş, kıymetli arkadaşım. 10 parmakta 27 marifet tarzı bir arkadaş kendisi. Ben. Yani benim bildiğim kadarıyla öyle. Bilmiyorum daha fazla bir şey var mı 27'den 35'e çıkıyorum onu bilmiyorum. Soracağım şimdi. Soracağım birazdan. Peki. Klasik şeyle başlayalım. Şeniz Baş kimdir, yarışmamıza nereden katılıyor gibi. Sen kimsin birazcık kendinden bahset. Ondan sonra işte bakarız ne konuşacaksak. Ya ben kimim peki? Çok uzun bir cevap var aslında bunun. Değil mi? Felsefi. Devam et. Yavaş yavaş anlatayım. Bu arada gelirler de. Aslında yani 17-18 yaşından beri işte basının, yayının içinde olan birisiyim ben. Gazetecilikle başladım aslında. Üniversite yıllarındayken basında çalıştım. Ama kalbim hep kitaplardan yanaydı. Hep yayıncılık istiyordum. Çok okuyan bir çocuktum zaten. Herkesin hikayesi gibi yani. Sonra yolum bir şekilde Net Yayıncılık'la kesişti. Net Holding bünyesinde Net Yayıncılık. Belki bilirler eski, yaşı yetenler bilebilir. Orada 9 sene çalıştım. Sonra yine devam ettim. Çeşitli yayın evlerinde çalıştım. Kendim bir yayın evi kurdum. Birkaç sene onu devam ettirdim. Bir Harf Yayınları, belki onu da hatırlayanlar hatırlar. Türkleri Anlama Kılavuzu dersem böyle akıllarına geliyor biraz. Sonra bir süre ara verdim yayıncılığa. Sonra tekrar dayanamadım. Geri döndüm. Nedense bu zorlukları seviyoruz Alga.
Yani niyeyse tırmalamayı seviyoruz, kaşınıyoruz, geri dönüyoruz yani yayıncılığa. Bir 5 sene ara verdikten sonra Sıkıntı var çok ara bizde ya. veremez. Evet, sıkıntı var. Yani ben başka bir alanda çalıştım 5 sene. O arada da hep kontağımı korudum. Editörlük yaptım. Serbest editörlük yaptım. Başka bir işte çalışıp gece gelip editörlük yapıyordum yani, öyle söyleyeyim. Eziyetin çiftesi bu. Sonra tekrar döndüm. Tekrar yayın evlerinde çalıştım. İşte farklı alanlarda çalıştım. Şey diyorum ben, bir tek matbaacılık yapmadım. Öyle söyleyeyim sana. Onun dışında her şeyini yaptım. En sonunda da dedim ki ya ben biraz kendim bir şeyler deneyeyim. Biraz serbest çalışmaya ihtiyacım var dedim. İşte o sırada Pınar'ı biliyorsunuz, benim ortağım Pınar Aksik ile beraber bir ajans kurduk, Yazım Kılavuzu. O bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan ben çocuk kitapları yazıyorum. Bir taraftan kutu oyunlar tasarlıyorum. Bir taraftan tiyatro senaryoları yazıyorum. Bir taraftan editörlük yapıyorum. Bir taraftan yazar menajerliği yapıyorum. Yani saymıyorum. Bu kadarıyla Taraf kalmadı daha sayacak. Allah Allah ya, ben boşuna demiyorum bir kalıyorum. Her şeyi ben yapacağım. Ama ya. tabii alt, yani 23 sene falan oldu yayıncılıkta. Evet, çok genç gösteriyorum biliyorum ama 23 sene. Yani dile kolay, 23 senedir bu işi yapıyorum. Dolayısıyla her alanına biraz istesem de istemesem de bulaştım. Ya yani biraz istemeden de oluyor bazen. Bir şey geliyor. Aa diyorum, şey var bende. Aa ne var ya, elime mi yapışır, yapayım. Mantığı da var. Öyle öyle derken alan genişledi. Ama en çok kendimi çocuk kitapları yazarı olarak tanımlamaktan hoşlanıyorum, itiraf edeyim. O benim kendim için tüm hayatımda yaptığım en güzel şey diye düşünüyorum. Neden çocuk kitapları peki? Hemen oraya girelim. Aslında orası da çok şey, ya ben keşfedildim. Yayıncılıkta keşfedildim diyeceğim, çok güleceksin. Ya şöyle bir şey var. Aslında sen bilirsin, ya bizim jenerasyon özellikle yayıncılıkta çalışanlar yazarlar. Yani yazar bir taraftan, muhakkak gizli gizli yazar. Ama bir türlü şey yapmak istemez. Yani artık bize mi öyle öğretildi, gelenek miydi o dönem bilmiyorum ama pek hani yazarlarımızla aynı kulvarda olmamak adına da belki pek ortaya çıkmayız. Ama beni bir yayın yönetmeni arkadaşım bir gün konuşurken, ya işte bir şeler de yapmıştık beraber. Şu anda da yayın yönetmenim zaten, Savaş Özdemir. Onunla konuşuyorduk. Yazarız, yazamayız. Kalemin yatkın değil. Ah bir denesem. Aslında istiyorum. Bu arada çocuk benim bir meselem. Yani çocuk konusuyla çok da ilgileniyorum. Çok okuyorum. Çocuk kitapları da çok okuyorum. Çocuk üzerine klinik psikologların, pedagogların ürettiklerini de çok okuyorum. Ezelden beri bu böyle. Hatta okulda tezim de buydu. Yani bunun üzerine tez verdim. Çocuk yayınları üzerine tez verdim. Oradan belliymiş belki ama aslında Savaş beni çok cesaretlendirdi. Senin kalemin yatkın, bir dene, bir dene diye. Sonra denedim ve ne kadar sevdiğimi fark ettim. Bir de çocuk okurlar muhteşem Algan. Yani yetişkin okurdan bir farkı var. Ne gereksiz nezaket gösteriyor. Ne de fazla pohpohluyor. Yani neyse dangır dangır onu söylüyor. İyi ise iyi diyor. Hatta elinde kitapla gelip keşke bunu sen yazsaydın. Hani başka birisine gidelim getirip bu çok güzel, bunun gibi yazmayı dene falan da diyorlar. Süper. Ya da şurasını beğendim falan diyorlar. O da çok besleyici ve destekleyici oluyor. Bir taraftan romanlar da üretiyorum ama orada da şeyi fark ediyorum. Yetişkin romanları yazmakla beraber yine de çocuk karakterler ürettiğimi fark ediyorum. Şimdilik yolum bu yani. Peki çocuklara yönelik roman yazdın. Ben de şimdi benim çocuk romanı gibi bir tecrübem yok. Çocukken okuduklarım haricinde. Evet. Onlar dışında bir şey bilmiyorum. Yazmaya kalksam nasıl yazarım bilmiyorum. Nasıl yazarım yani, bir şey var mı? Özel bir tekniğim mutlaka, bir şeylere dikkat ediliyordur ama nelere dikkat ediliyor? Belli bir şeyler söylenmemeye çalışılıyor mu? Belli sansürler var mı? Yahut da dilde belli şeylere dikkat edilmesi gerekiyor mu? Ne yapmak gerekiyor? Çocuk romanı yazmaya kalksam bana ne tavsiye edersin? Yani çocuk kitabı yazmaya başlasan öncelikle çocukları anlamayı tavsiye ediyorum. Ya yani ben
dediğim gibi biraz şeyde arka planı çalışan bir çocuk kitabı yazarıyım. Yani çocukların pedagojisi, çocukların algısı, yaş gruplarına göre neleri, hangi alanlar ilgilerini çekiyor, ne konularda destek vermeliyiz, işte kelime sayısı, kelime çeşitliliği, neleri kullanmalıyız, cümle yapıları nasıl olmalı, bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Zaten hani internette girseniz var, bu konuda çalıştaylar da var, muhakkak katılınca görürler ama benim sansür dersen ben sansür uygulamıyorum. Ama çocuğa yönelik bir dil kurmaya çalıştığım kesin. Yani mütehassıs demiyorum mesela. Ya da müsaadenizle demiyorum. Dersem bir şey kullanırsam bir deyimi, bir onların da anlamasını istediğim bir kelimeyi kullanırsam ya da sıfatı ya da terimi muhakkak bir şekilde içinde, kitabın içinde onların anlayabileceği bir hale getiriyorum. Bu da katılsın onların dimağına diye böyle şeyler yapıyorum ama asıl olan dediğim gibi benim zihinsel hiçbir herhangi bir sansürüm yok. Zaten edebiyata ve yayıncılığa da yakıştırmıyorum böyle bir şeyi. Çocuklar ayrıca birer bireydir diye düşünüyorum. Yani bir bireyin iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı ayırma hakkı var. Çocuklar bizim görevimiz bunların hepsini anlatmak çocuklara. Yani şiddeti de anlatmamız gerekiyor. Kötülüğü de anlatmamız gerekiyor. Hatayı da bu aradaki farkı göstermemiz gerekiyor. Yani kötü ne, hata ne? Arada bir tonların olduğunu da anlatmaya çalışıyorum. Bu arada ben çokça şey yapmaya çalışıyorum. Yani onların hayatlarında seçenekler olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben de öyle yetiştim. Belki kendi beslendiğim kaynaklardan dolayı da böyle hissediyorum ama çocuklar şeyi anlasın istiyorum. Yani hayatta farklı seçenekler var. Sanatçı da olabilirsin, bakkal da olabilirsin, bilimle de ilgilenebilirsin, polis de olabilirsin. Hiçbir şey yapmama hakkın da var. Yani hiçbir şey yapmama hakkın da var. Sonsuz seçenek seni bekliyor. İşte bu sonsuz seçenekleri senin önüne seriyorum. Bir bak bakalım, başka dünyalar var. Senin evin içinde, okulda gördüğünün dışında diye bir ufuk açmaya çalışıyorum ama bunları yaparken de edebiyatın unsurlarından faydalanmak istiyorum. Onu deniyorum. Yani muhakkak o edebi tadı da alsınlar ve bir de eğlensinler de istiyorum. Yani eğlenmek çok önemli. Biz Kemalettin Tuğcuları da okuduk. Ağlamak da çok önemli. Ağlasınlar da, eğlensinler de, üzülsünler de, duygularını da farkına varsınlar. Yani bütün bunları yaparken de 11 bin kelime gibi bir şeyle yapmaya çalışıyorum. Ha, böyle bir sınır mı? Var. Evet, yaş gruplarına göre böyle sınırlar var. Her yaş grubunun elbette çocukların okuma seviyelerine göre çok farklılık gösterir. Yetişkinlerde de böyle aslında. Her yetişkinin okuma seviyesine göre farklılık gösteriyor işin doğrusu. Doğru. Ama çocuk kitaplarında biraz daha önemli bu. Yani ben genelde işte 11, 9 bin, 11 bin, 12 bin arasında bütün bunları, bu anlattığım her şeyi bunun arasında anlatmaya çalışıyorum ki bu zor. Zor zor tabii canım. Ya şeyi düşünüyorum şimdi sen konuşurken yandan yorum kısmında Oray da yazdı. Şimdi ben okumaya işte çizgi romanlarla ve Gırgır dergisiyle başladım benim zamanımda. İlk okuduğum romanlar da o zamanlar sen de mutlaka bilirsin. Milliyet Yayınları'nın küçük çocuk serileri vardı böyle ufak romanlar. Ama ufak ama kalın romanlardı onlar. Onların elimde kalan da bir ha işte buyur. Elimin Aynen. Benim de öyle yani bende de epey bir kaldı onlardan. Küçükken benim oğluma ben onları okumaya kalktım. Ben şey mesela o kitaplardan en sevdiğim Tarzan'dı benim. Tarzan'ı oğluma okumaya kalktım. Okurken fark ettim şeyi fark ettim bir kere. Dilin ne kadar değiştiğini fark ettim. Fakat şunu da düşünüyorum. Çocuk sonuçta dediğin gibi birey ve yani o kitaplarda çocuğa çocuk muamelesi yapılmıyor. Yani şeylere de bakıyorum hani işte meşhur eski işte Andersen masalları, Grimm kardeşler bilmem neler falan. Onlar zaten korku filmi gibi hepsi birbirinden beter. Ama beter derken senin dediğin şeyi de gösteriyor. Çocuğu hayata hazırlamak amaçlı.
İşte ben de o Milliyet Yayınları'nda okuduğum kitapların arasında işte o işte Mohikanların sonuncusu da vardı. Ne bileyim Demiryolu Çocukları vardı, Pay Sokağı Evet. Çocuk vardı falan Mahsur. bu. Yani işte Kemalettin Tuğcu ağlatır. Evet sahiden eğlence dediğimiz şey ya da işte biz tabii hep şeyini anlıyoruz, gülme kısmını anlıyoruz. Aslında yaşattığı her duygu, öfke de dahil, ağlamak da dahil hepsi aslında eğlencenin kapsamının içinde. Ve çocukların bunların hepsini bilmesi lazım sahiden. Ama ben şeyi fark ettim. Yani dil seçimi konusundaki hassasiyetin şöyle söyleyeyim. Benim oğlum büyürken işte ona kitap alalım, kitap sevgisi aşılayamadık. O ayrı mesele. Onun için uğraşırken kitaplara falan bakıyordum. Bizim zamanımızda kitaplardan evet dil de farklı ama içeriklerde falan da çok ciddi farklar vardı. Hatta benim zamanımda benim o okuyarak büyüdüğüm mesela polisiye sevgimin başlangıcındaki işte Enid Blyton kitapları işte Evet. Afacan Beşler, Gizli Yediler falan filan onları mesela tekrar basmışlardı. Onların dili bile bana yani çok çocuğa çocuk muamelesi yapıyormuş gibi geldiği için bu konuyu söylüyorum. Ama yani 11 bin 12 bin kelimeyle sınırlanmıyordu sanki eskiden kitaplar. Çocuğa karşı yaklaşım biraz değişti galiba değil mi? Yani hani fazla demokratikleşmeler bilmem ne şunlar bunlar o konularda ne diyeceksin var mı yani çocuklara çok mu koruyoruz mesela? Ya ben aslında ya sadece ben söylemiyorum bunu. Çocuk üzerine araştırmalar yapan birçok araştırmacı da söylüyor. Yani biz çocukları fazla koruyoruz. Ya ben şöyle bir şey söyleyince insanlar çok şaşırıyorlar. Diyorum ki aslında orta çağın sonlarına kadar, yeni çağın belki de başlangıcına kadar demek bile doğru. Yani 1700'lere kadar uzanan bir, ya 1500'lerle 1700'ler arasında gelişiyor bu. Aslında çocuk kavramı yok. Yani 7 yaşına kadar bebeksin, 7 yaşından sonra yetişkinsin. Yani yetişkinlerle beraber oturuyorsun, kalkıyorsun, eve katkıda bulunman gerekiyor. İşte erkeksen babanla beraber işe gidiyorsun, o çağ için söylüyorum, bugün için söylemiyorum. İşte kızsan eve yardım ediyorsun, annenle beraber tarlaya gidiyorsun. Hatta şimdikinden daha aktifler. Yetişkinsin. Hatta bazen bazı seminerlerde ya da panellerde katıldığımda şey diyorlar. Hocam işte bu ne diyorsunuz Andersen masallarına kırmızı başlıklı kız bir vahşet, diyorum ki onlar zaten çocuk kitapları değil. Hatta çocuk hikayeleri de değil. Onlar işte böyle köy kahvelerinde, ortak alanlarda hikayecilerin, çoluk çocuk herkesin bir arada bulunduğu ortamda anlattıkları hikayeler, masallar aslında. Bir çocuk masalı değil. Yani biz onları kırpa kırpa bir hale, bir yola getirmişiz. Bunun nedeni de, yani çocuk olarak algılanmasının nedeni de işte o hep beraberler ya. Ya çocuğun yanında bir dil ayrımı yok. Yani çocuk işte muhakkak hani ukalalık yapmış olmayayım ama bilenler bilir. Çocuk kavramı aslında matbaanın gelişimiyle beraber. Yani matbaa gelişiyor, bilgi yayılıyor, kitap ortaya çıkıyor. Eğitim diye bir şey yaratıyorlar. Diyorlar ki ya biz eğitimle bu küçük insanları eğitimle hayata biraz daha hazırlamalıyız. Çünkü süreç uzuyor. Çok çabuk hayata katılmıyorlar. Okul diye bir şey geliyor ortaya. İşte sonra orta sınıf oluyor. Sonra orta sınıf şeyi fark ediyor. Diyor ki ya bu çocuk okul ilişkisi çok güzel. Biz bu çocukla bayağı hava satıyoruz. Yani aslında bir meta. Yani işte bak okutuyorum, eğitim aldırıyorum. Orta sınıf için bir lüks. Böyle söyleyince çok sivri gözüküyor ama bunu ben söylemiyorum. Çocuk araştırmacılığı söylüyor. Çok doğru, çok doğru. Yani çocuğun yok oluşu zannediyorum bu konudaki en sivri kitaplardan birisi çocukluğun yok oluşu. Onu mesela okuyabilirler merak edenler. Bence bugünümüzü de çok anlatıyor. Şimdi orada şunu gösteriyor bize. Yani çocuğu aslında korumuyor insanlar. Çocuk bir birey, 7'sinden sonra hayata katılıyor. Yetişkinlerle beraber hayatı öğreniyor. Sonra bütün bu dünya genişlemeye başladıkça işte annelik babalık da daha büyük bir şey haline gelince bu sınırlar, çocuğu aşırı korumalar, işte helikopter anneler, helikopter babalar, yani çocuk her neredeyse hemen yetişme, onu hayattan koruma. Sonra her kuşak birbirine şey der hale geliyor. Ya biz eskiden böyle miydik? Ya bunu sen yetiştirdin. Yani ya şimdi Algan sen bilirsin ya biz servis falan kullanmazdık. Ben ilkokul bir de ilk gün götürdü beni annem babam. Sonra çok yakındı ilkokulda Allah'tan. İki sokak ötedeydi. Ben Evet. kendim dedim. Ben giderim.
Ortaokul lisede biraz daha uzaktaydı. Yani bir minibüsle gitmem gerekiyordu. Ben kendim gittim. Şimdi çocukları aşırı koruduğumuzu düşünüyorum. Yaşamda da koruyoruz. Dolayısıyla edebiyatta da korumaya çalışıyoruz. Yayıncılıkta da korumaya çalışıyoruz. Herkes herkesi korumaya çalışıyor. Bu arada sadece çocuk üzerinden de söylemiyorum bunu. Yani biliyorsun edebiyatta bir sürü tartışma çıkıyor. Vay bunu nasıl yazıyorsun kitapta? Bu yazılmaz. İşte milli değerlerimiz, ahlakımız, onumuz, bunumuz, şunumuz. Herkes birbirine, her taraf birbirine bir şey söylemek için kitaplar çok uygun araçlar bu tartışmaları yapmak için. Biraz fazla koruyoruz, evet. Ben o kadar korumuyorum, açıkça söyleyeyim. Yani benim kitaplarımda dil önemli, nasıl anlattığın çok önemli. Uygun kelimelerle anlatıyor olman çok önemli. Çocuğun içinde yara açmaman, korkutmaman, ama burada bir korkutmadan kastım bir korku romanı değil, onu söyleyeyim. Hayattan ve yaşayacaklarından korkutmadan. Ama her skalayı, her rengi, her duyguyu ve her şeyi görmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kitaplarda kötü karakterler de var. Kötü olmayıp hata yapan da var. Hata yapıp farkında olan da var, farkında olmayıp ısrar eden de var. İyilik yaptığını zannedip aslında iyi olmayan da var. Yani böyle bir çeşitli insan kişiliklerini, yapılarını da anlatmaya çalışıyorum. Bütün bunları yaparken de işte farklı şeyler kullanıyorum. Yani işte mesela benim bir serim aslında polisiye. İkizler Çetesi serisi aslında bana göre polisiye. Ben öyle kurdum. Çünkü ben çok iyi bir polisiye okuru olduğumu düşünüyorum. Çoğu yaşıtlarım gibi polisiye, işte Agatha Christie'ler, Sherlock Holmes'lerle başlayıp ondan sonra işte yazar adlarını çok hatırlayamıyorum ama şey adlarını hatırlıyorum. Mesela Martin Beck'leri falan okudum. Çok severim Martin Beck serisini. Çok güzel. Ondan sonra Alexander McCall'ın bir serisi var. Afrikalı bir kadın. Ramatut Bey miydi galiba, oydu. Ondan sonra şey var, Lindsay Davis'in Didius Falco. Bunları çok okuyarak, yani böyle de aslında niş şeyleri de bulup okurum, polisiye severim yani. İkizler Çetesi'nde de polisiye unsurlar var mesela. İki kardeş bunlar, arkadaşları da var. Ve her seferinde bir olayı fark edip, uyanık da çocuklar, birazcık hafif böyle geek, nerd gibilerdi. İşte bir olayı yakalıyorlar, onu çözüyorlar. Kimi zaman kendileri yargı veriyorlar. Yani diyorlar ki bu durumu böyle düzeltmeliyiz. Kimi zaman da yakalayıp polise teslim ediyorlar. Polisiye'yi sevdiğim için aslında ilk kitabım bu. Ya ilk kitabım bir polisiye yani Algan. alalım seni o zaman Polisiye Yazarlar Birliği'ne hemen. Beni niye almadınız Polisiye Yazarlar Birliği'ne? O kadar polisiye yazıyorum. Ay Cansu çok teşekkür ederim. Başvurunu alıyoruz zaten kitabın olduğu sürece. Yani o işin o tarafı cidden de başvurabilirsin elbette ki, yani sonuçta polisiye bir şey yazdıysan o hiç problem değil. Ama ben tekrar iş polisiye dönmeden şeyi biraz daha kurcalamak istiyorum, çocuk meselesini. Evet. Şimdi ben şeyi hatırlıyorum, bir kere bu Andersen masalları vesairenin ne kadar evrensel olduğunu çok sonradan fark ettim. Anneannem anlatırdı bana onları, kendisi değiştirerek bir takım şeyleri, ama mesela işte kurdun karnını yarıyorlar, işte avcı içinden bilmem ne vesaire. Hiç onlardan korktuğumu hatırlamıyorum ben. Yani o birazcık da nasıl anlatıldığına bağlı. Dediğin gibi yani korku şeysi, işte Andersen masallarında kan elbette de, ama yani öyle güzel anlatıyor ki işte ne bileyim ormanda cadının evi kurabiyeden yapılmış, bir şekerlemeden yapılmış. Onları yerken çocukları pişiriyor cadı. Yaptığı iş yamyamlık aslında. Ama ben hiçbirisi dinlerken korktuğumu hatırlamıyorum. O açıdan da yani bu koruma işi gerçekten de çok boku çıkmış bence bir şey. Yani Alga, ya şöyle söyleyeyim. Aslında tarihi gelişmeyle beraber işte teknoloji, siyaset bilmem ne hepsi bir arada ilerlediği için senin dediğin işte çocuğun farklı bir şey olduğu sonradan ortaya çıkıyor vesaire vesaire. Yani işte çocuklardan ordu kurup Haçlılar sefere göndermişler. Yani hiçbir şey yok yani çocuk mocuk hepsi birden bilmem ne. Yani sonuçta Nazi çocuk orduları da var biliyorsun. En son çocukları sürüyorlar. Evet. Bunlar aslında normal kendi zamanları içerisinde. Bugün bize normal değil. Bunu savunduğumdan değil, şöyle bir şey düşünülmesin. Yani böyle ordular kurulsun demiyorum ama şöyle düşünüyorum. Şimdi birincisi senin söylediğin şeye bir katkıda bulunmak istiyorum. Ben böyle kozmopolit bir yerde büyüdüm.
Bakırköylüyüm ben. Bakırköy'de büyüdüm. Şimdi Bakırköy hem Balkan göçmenlerinin çok olduğu, hem Ermenilerin çok olduğu, Rumların olduğu, Süryanilerin olduğu bir yer. Böyle yapılar içerisinde büyüdüm. Ve işte hani Paskalya Bayramı'nı bayağı bizim bayramımız zannediyordum mesela. Çünkü çok karışık bir yapı. Ama orada şöyle ilginç bir şey vardı. Yani hepsinin, mesela özellikle Balkan göçmenlerinin korkunç, gerçekten korkunç hikaye masalları vardır. Yani biz geceleri işte otururduk o ablalarımızın, teyzelerimizin yanına ve onlar bize o Balkan hikayelerini anlatırlardı. Öyle kırmızı başlıklı kıza falan benzemez. Yani baya baya yani ondan sonra da herkes bu gece orada yatardı. Öyle söyleyeyim. Çünkü karşı apartmana geçemezsin korkudan. Ama şunu burada destekliyorum. Şunu söylemem lazım. Korku çocuğun anlaması gereken bir duygudur. Korku, kaygı insanı, yani bu konuda Pınar'la beraber kitap da yazdık. Bir yarı kurgu self-help kitabı da yazdık diyeyim. Çünkü korkuyu bilmezsen sınırlarını bilmezsin. Yani uçurumun kenarına gittiğinde düşeceğini bilmezsen kendini uçurumdan aşağı atarsın. O yüzden korkuyu bilmek lazım, korkuyu tanımak lazım. Her türlü duyguyu tanımak lazım. Korkuyu, kaygıyı, üzüntüyü, yani şeyi, sevinci, mutluluğu, neşeyi. Bu saydığım şeyler bazıları eş anlamlı gibi gelebilir ama değil. Aralarında çok ince nüanslar var, farklılıklar var. Bunların hepsini çocuklarımıza öğretmek, yani böyle bir didaktik öğretmeden bahsetmiyorum. Bunu hissettirmek, bu, ne yaşadığını anlamasını sağlamak çok önemli. Ben çocuklarla konuşurken de seminerlerde ya da kendi yeğenlerim var, onlarla konuşurken de ne yaptın, ne ettin, fiilden çok bunları konuşmayı tercih ediyorum. Üzüldün mü? Sevindin mi? Şimdi ne oldu? Şimdi ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Bütün bu günlük hayatta yaşadığım şeyi kitaplara da yansıtmaya çalışıyorum ve önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum. Yani çocukla her insan için, her biri için önemli olan bu. Ne evet. düşündüğün ve ne hissettiğinin ve dünyanın nasıl bir yer olduğunun farkına varıyor olması. Evet. Yani edebiyatın işi insanı anlatmaksa yani evet. çocuk edebiyatının niye ondan ayrılsın ki zaten? Ya hiç, ayrı değil zaten. Hiçbir evet, anlamı yok. Sadece yani. Şey, mikro o kadar. Evet. Yani, boyutları farklı. Evet, doğru söylüyorsun. Evet. Yandan gelen sorulara bakıyorum. Oray diyor ki babalar ve rencide ruhlar. Alper Canıgöz'ün kitabı. Polisiye sayılır, çocuk polisi sayılır mı demiş. Okudun mu bilmiyorum. Alper yerine konuşmuş olmayayım. Yok ya bize göre yani. Bilmiyorum. Polisiye çocuk polisiyesi değil bence. Bence de değil. Bence de değil. Yani, evet, kahramanı çocuk olsa bile çocuk polisiyesi o değil. O başka. Ayrı evet. Evet. Bestami diyor ki çocuklar aslında tahminimizden daha akıllılar olanı biteni algılamada diyor. Yani daha algıların daha açık olması çok daha normal. Sonuçta bizim sahip olduğumuz kirlenmeye henüz sahip değiller. Gerek evet. Psikolojik gerek kimyasal kirlenmeler onlar da yok henüz yokken. Oray diyor ki kırklar elinde Halloween'e benzeyen bir eğlence var diyor. Biliyor musunuz? Yok bilmiyorum ama kesin vardır yani hiç şaşırmam. Kesin. Yani Balkanlarda var işte yani benimkiler de o taraflardan zaten. Bir arkadaşım da bana şeyi anlatmıştı. Artvin, Rize taraflarında evet. Senede bir gün galiba da yılbaşı döneminde ama ya da yılbaşı değilse bile kış gün dönümü zamanında geldiğine ve çocukları yediğine inanılan bir yaratık varmış. Adını hatırlamıyorum şimdi ama yani öyle şeyler, hikayeler aslında bu coğrafyada da her yer, yani şeyle de bağlantılı olabilir bunun. Eski Avrupa pagan inançlarıyla da bağlantısı olabilir. Altında evet. gerçekler de yatıyor olabilir. İşte Hristiyanlıkla da bağlantısı olabilir. Bilmiyorum. Ben bizim yani Orta Asya geleneğinde buna benzer şeyler var mı bilmiyorum. O konuda cahilim. Ama Anadolu'nun böyle mitolojik canavarlar vesaire geçen işte en son Saygın'la da konuşmuştuk. O konuda zengin olduğunu öğrendim. Sen var mı senin bildiğin bu konularda bir şeyler? Yani şöyle bu senin Karadeniz'de ben Karadenizliyim bu arada. Karadeniz'de bu hikayeler çok fazladır. Neresinden? Yok
Ya aslında şey diyeceğim, şimdi diyecek sen Karadenizli sayılmazsın diyecekler. Ordulu ailem benim. Ben hiç öyle bir şey bilmiyorum yani, ne bileyim yani. Evet, ya genelde öyle geçiyor. Şöyle aslında bu benim nerede dikkatimi çekti biliyor musun? Dizi vardı Stephen King'in Outsiders. Orada bahsettikleri biliyorsun, seyrettin mi bilmiyorum. Seyrettim. Orada bir şey var. İşte başka bir evrenden gelen ve gerçekten çocukları yiyen bir yaratık var. Evet. O işte çeşitli suretlere bürünüyor. İşte birisinin şeyin bedenini kopyalıyor diyeyim. Onu merak etmiştim. Gerçek mi bu bahsettikleri diye, çünkü bir yere referans veriyorlardı. Sonra o referanstan oradan oraya giderken sonu şeye geldi. Karadeniz'e geldi. Bu senin bahsettiğine. Çünkü farklı kültürlerde yani ben oyun üzerinde de çalışıyorum. İşte çocuk oyunları üzerine. Hatta şurada bir kitap var. Onu da göstermek istiyorum. İlgilenenler için muhteşem bir kitap. Herkes okusun istiyorum. Oyun ve Büyü isimli Metin Andın Yapı Kredi Yayınları'ndan bir kitabı. Şimdi çocuk oyunları da öyle. Çok ilginç. Şimdi saklambaç Türkiye'de de var, Ermenistan'da da var, Şili'de de var. Adları farklı. İşte bu efsanevi yaratıklar diyeyim. Aynısı Karadeniz'de de var, Balkanlar'da da var, işte Küba'da da var. İnsan aklı ya da insan ortak kültürümüz, ortak ruhumuz o kadar aynı ki. Evet. Yani bunları biz başka başka yerlerde gerçekten üretiyoruz. Ya ortak ruh var gerçekten. Elbette. Zaten biz şeyi insanlık tarihi algısında bir takım çok yanlış bilgilere sahibiz gibi geliyor bana. Yani işte insanların ortak bir Nil havzasından çıkıp işte dünyaya dağılmaları vesaire gibi, eğer doğru teori oysa, her yerde aynı anda başka yerlerde evrimleşmedilerse eğer, doğru teori oysa, o süreç sanki böyle olup bitti, insanlar dağıldı gibi düşünüyoruz biz. Halbuki o binlerce yıla yayılan bir şey ve insanlar tabii yani gittikleri yere valizleriyle beraber kültürlerini de taşıyorlar. Gittikleri yerlerde anlatıyorlar. Orada oraya taşınıyor. Yani Sirius takım yıldızına, yanlış hatırlamıyorsam Orion kemerine ya da neyse, 7 kız kardeş adının verilmesi dünyanın hemen her yerindeki en eski kültürlerde var. Yani bu demektir ki ortak bir yerden çıkmış zaten bu. İnsanların gökyüzüne en eski baktığı dönemlerden verilen bir yat çünkü. O yüzden şey de çok anlamsız gelmeye başlıyor. Yani zaten bilimsel açıdan zaten anlamsızlık falan, ayrımcılık gerçekten son derece salakça geliyor. Yani hepimiz aynı sonuçta, aynı yolun yolcusu. Çiğdem Hanım diyor ki, anneannemin anlattığı masalı oğluma anlatmak istiyordum, nesilden nesile geçsin diye. Anlatma diye ağlıyordu. Sonra da anladık ki masalın kötüsü kurt açlıktan ölüyor. Buna üzülüyormuş. Harika ya. Ya çocuk. Ya bir de tabii bütün bu masalları, efsaneleri okurken kim kurban, kim mağdur, kim zalim, kim alim. Bunları farklı farklı bakış açılarıyla bakmak lazım. Şimdilerde son 10 yılda yapıyorlar. Yani masalları farklı açılardan tekrar yazıyorlar. Aslında bu o yazarın onu farklı yazması değil, aynı masala farklı bir bakış açısından bakılması. Yani sen hiç kurda soruyor musun? Kardeşim niye durup dururken gidip de bunları yuttun sen? Aç mıydın, bilaç mıydın? Kimse sana sormadı mı? Ne yaptığını, ne ettiğini, ya da bu insanlar sana ne etti ki bu noktaya geldin sen? Bunu işte şimdi bu farklı bakış açılarıyla da sunuyorlar diye düşünüyorum. Aslında onların hepsinin felsefi altyapısı çok çok derin. Tabii canım. Neden kurt zaten bir kere? Yani çünkü yani insanın ne demeli, ele geçiremediği tek iki canlı var zaten, ehlileştiremediği yani. İşte öyle bir şey, Mark Twain'in öyle bir lafı vardı. Biri kurt, biri kedi diye. Gerçekten de yani şimdi kurt çok da tehlikeli de bir hayvan ve yerleşik toplumun en yakınındaki tehlike. Hani aslan, kaplan gibi değil.
ormanın derinliklerinde bilmem nerede de dibine kadar da gelebiliyor. Bir de dediğin gibi kıştı, kardı, kıştı. Aç aç hayvan yani. Ne yapacak? Gelip seni yemeye çalışacak tabii. Yani tabii şeylere falan bakmak lazım. Peki çocuk edebiyatı eyvallah güzel. Siz Pınar'la beraber de işte yazım kılavuz vesaire orada neler yapıyorsunuz? Ben birazcık biliyorum da bilmeyenlere anlatalım. Peki, yazım kılavuzu aslında bir içerik geliştirme ajansı. Yani ama tabii ki yayıncılık alanında bir içerik geliştirme ajansı. Biz işte yazma yoluna girmiş, ondan sonra yazmış ya da istediği sonuçları alamamış ya da almış daha da fazlasını yapmak istiyor. Bu meslektaşlarımızla beraber ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yani yazım kılavuzu aslında iki kişi gibi gözüküyor. Yani Pınar ve benmişim gibi gözüküyor ama arkasında ortak çalıştığımız kocaman da bir ekip var. Her şeyi biz yapmıyoruz. İşte sayfaya bakanlar muhakkak görmüştür. Bazıları da burada arkadaşlarımın. İşte geçen Koray katıldı. Koray Sarıdoğan. O hem bizim çözüm ortağımız, hem yazarımız, hem onun ajansıyız. Öyle karışık bir ilişkimiz var Koray'la. Hem Koray'la ortak kitap yazdık. Mesela ben Koray'la bir kitabımız var. Biz yayınladık. Yazar adayının el kitabı diye. İşte geliştirici editörlük, yazar koçluğu, yayın danışmanlığı gibi alanlarda çalışıyoruz. Ortak çalıştığımız yayın evleri de var. Onlara temsil ettiğimiz yazarları, kitaplarını öneriyoruz. Ama sadece o yayın evleri bazında çalışıyoruz. İşte belli projeler geliştiriyoruz, o projeleri sunuyoruz. İşte Onur'un kitabı Altın Balık, Koray'ın kitabı Kaos'un Kalbi, Portakal için geliştirdiğimiz iki tane kitap. Onun dışında Phoenix'ten ve Pozitif Yayınlarından çıkan yine bizim çalıştığımız yazarların kitapları da var. Biraz böyle şey de yapıyoruz. Yeni konular, yeni yazarlar, yeni içerikler, yeni alanlar yaratmaya da çalışıyoruz. Böyle bir çalış, yani çok yeni. Bu arada podcast yapıyoruz. Edebiyat Kılavuzu diye bir podcastimiz var. Çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz. Gayet eğlenceli bir podcast. Ben de yapmıştım. Evet, senden ya çok keyifliydi. Onun dışında işte seminerler, etkinlikler, bunları da yapmaya gayret ediyoruz. Bizim temel çabamız şu, elbette bu bir ajans, bir ticaret yapıyor. Ama onun dışında ben 25 yıldır, neredeyse 25 yıla varıyor bu sektördeyim. Görmediğim, bilmediğim bir şey kalmadı işle ilgili olarak. Sorunlarını ve neler üretilebileceğini de biliyorum. Sadece benim katkım ya da yazım kılavuzunun ürettikleri değil, tüm bu çalıştığımız ekiple beraber ne biliyorsak bir faydamız da olsun istiyoruz. O yüzden işte İstanbul'un farklı yerlerinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İşte kahve sohbetleri yaptık. Ondan sonra işte ücretsiz yaptığımız editörlerle baş başa var. Oraya insanlar gelip kendi yazdıklarından 2-3 sayfa getirip ya ben yazıyor muyum, yazayım mı, devam edeyim mi, iyi mi, kötü mü, ya ne yapsam diyorlar. Çeşitli okuma atölyeleri düzenliyoruz. İşte TÜYAP'ta Koray'la beraber Sevengi Sönmez katıldı, Nazlı Berivan Ak katıldı, Gerisi Hikaye ekibiyle beraber, Çiğdem Aldatmaz'la beraber çeşitli paneller düzenledik. Sezgin Kaymaz'la beraber. Bunlar hep yayıncılık içerikliydi. Yani bir yayın evine nasıl ulaşırsın, bir metnin kitaba dönüşeceğini nereden anlarsın, dosya hazırlama. Yani herkesin merak ettiği, ya ben kitabı yazdım da bu metin kitaba doğru gidiyor mu? Ya da ben bunu bir yayın evine nasıl ileteceğim? Yayın evinde süreçler nasıl işler? Sözleşme dediğin nedir? Teliften bahsediyorlar, bu nedir? İşte self-publishing diyorlar, o nedir dedikleri her şeyi o panellerde anlattık aslında. Nerelere Giden gitmeli? Burada da anlatın birazcık. Yani mesela ben aldım kitabımı, dosyamı aldım. Benim hı. dosyamı sana versem ya da işte Pınar'a versem, size getirsem Evet. ne olacak? Ne oluyor? Yani beni yayınlatabiliyor musunuz? Yoksa ne oluyor? Yani neye göre hareket ediyorsunuz? Editör olarak ya da yayıncı olarak ya da yazar ajanı olarak neler yapıyorsunuz? Ne katkılarda bulunuyorsunuz? Gibi. Yani şöyle, birincisi dosya geldiğinde şuna bakıyoruz. Yani bize illaki yayınlatın diye gelmiyor. Çoğunlukla şey diye geliyor. Yani bunu beraber çalışalım, bir editöre ihtiyacım var diye geliyor. Biz bakıyoruz, eğer bizim yardımcı olabileceğimiz alanlardan biri ise ve metin gerçekten bir noktadaysa, ya yani temel kriterleri yerine getirdiyse,
Beraber çalışıyoruz. Çalışmadığımız hiçbir dosyayı önermiyoruz. Bunu bir kere söyleyeyim. Çoğunlukla projeleri de biz geliştiriyoruz. Yani şöyle bir projeye ihtiyacımız var. Aklımızda şöyle bir şey var. Sizin de kaleminizin buna uygun olduğunu düşünüyoruz. Bizimle beraber çalışır mısınız diyoruz. Evet, yani Onur'la da Koray'la da beraber geliştirdik. Diğer arkadaşlarla da, onların fikirleri vardı ama beraber geliştirdik. Bazen çok iyi dosyalar geliyor, hazır dosya geliyor. Ya da işte şimdi Çiğdem Aldatmaz'ın da bir dosyası geçti yayın kurulundan. Onunki de inşallah 2021'de Portakal'dan basılacak. Mesela Çiğdem'le de beraber geliştirdik projeyi. Bunun dışında da arkadaşlarımız var, teklif götürdüğümüz ya da dosyaları geldiğinde bazen şöyle diyor. Mesela bazen dosya geliyor, bu çok iyi ama şöyle çalışalım. Bazen dosya geliyor, diyoruz ki yok bu sizin kaleminize uygun olmamış, böyle bir şey yazın. Sanki bunu çalışalım. Ben de şimdi şeyiniz dondu. Ben mi dondum? Sen Aldan. Dondun ama yok geldin. Geldin mi? Gidip gelecek bir şey mi görüyor? Tamam. Yine tamam diyor. Dondu mu? Bak ya. Ne güzel anlatıyordu. Tamam, şu anda görüyorum seni. Ya görüyorsun, tamam. Tamam. Yani bizde süreçler böyle işliyor. Gelen dosyayı da değerlendirdiğimiz olabiliyor ya da biz kendimiz teklifle götürebiliyoruz. Bunu yazmak ister misiniz diye. Ama dediğim gibi yani biz genel olarak çalıştığımız ve emin olduğumuz dosyaları sevk ediyoruz. Çalıştığımız yayın evleri. Şöyle bir iddiamız da yok. Yani dediğim gibi temel olarak içerik geliştirme ajansıyız zaten. Orada kalmak istiyoruz. Yani biz işte şurada da yayınlatırız, burada da yayınlatırız demiyoruz. Biz şu yayın evleriyle çalışıyoruz. Şu anki sizin kaleminiz, dosyanız ya da işte türünüz bizim bu çalıştığımız alanlara uygun. Dilerseniz beraber böyle bir yolu deneyelim diyoruz. Anladım. Peki farklı yayın evlerinin farklı nedir? Yayın politikaları mı demeli? Yayınlamayı tercih ettikleri şeyler mi demeli? Bunlar belirgin bir şekilde var mı gerçekten bütün yayın evlerinde? Evet. Yoksa yani o arada güzel bir şey çıkarsa onu da alırız oluyor mu yoksa? Nasıl oluyor? Ya yayın evlerinin bir yani bu yazım kılavuzu çerçevesinde ya da benim yaptığım editörlük çerçevesinde size söylemiyorum. Sonuçta ben dediğim gibi yani 23 senedir yapıyorum. Bir sürü yayın evinde de çalıştım. Her yayın evinin kendi kriterleri var. Kendi yayın politikası var. Kriter demek doğru değil. Kendi yayın politikası var. Bazen çok iyi bir dosya geliyor ama şöyle de diyebiliyorsunuz. Ya bu benim yayın politikama uygun değil. Yani benim bunu koyacağım yer yok. Sen iyi yazmışsın ama sana da yazık, bana da yazık. Çünkü burası değil. İşte bende şöyle bir şey var. İşte diyelim ki bunları basıyorum. Bu türleri basıyorum. Bu yazarları basıyorum. Sen bunun yanında ya da bu dosya sen değil. Bu dosya bunun yanında uymuyor. Tek kalıyor ya da işte başka bir neden. Ama o yayın politikasına uymuyorsa dosyayı reddeder. Yayını ve bu hakkıdır dediği diye düşünüyorum. Tabii, yok. Yani, ya ben de yazarım. Mesela ben de dosya işte birkaç dosyam başka yayın evlerine de gönderdim. Redde yiyorum. Düşün 23 senedir buradayım redde yiyorum. Yani mesela zannediyorlar ki hani ya sen versen dosyanı orada hallolur senin işin. Yok öyle bir şey. Yayıncı arkadaşım arıyor diyor ki şimdi gayet güzel yazmışsın sağ ol eline kalemine sağlık ama hani biz de buraya oturmadık. Bu kadar. Bu da ya, yayıncının hakkı. Çok kızıyor genç arkadaşlarımız özellikle yeni girenler. Bize gelenler genelde şöyle geliyorlar. Ben bu kadar yayın evine gönderdim işte hiçbirisi bana dönmedi. Allah bunları kahretsin. Diyorum ki yok son derece normal. Çünkü hani sen de bu işlerin içinde olan bir insansın. Günde 10-20 dosya gelir büyük yayın evlerine, orta ölçekli yayın evlerine. İşte kadrolar bellidir. Okuma süreleri ve okuma olanakları bellidir. Maşallah kimi 100 sayfa yazar, kimi 1000 sayfa yazar. Çok zor. Çok zor, çok zor. Çok, yani orada biz şöyle bir şey de yaptık. Ben tabii bu süreci bildiğim için yazım kılavuzunda şöyle bir şey de geliştirdik. Bir değerlendirme raporu yazıyoruz. Diyoruz ki bu raporla beraber gönderin. En azından şunu bil. Yani yayın evinde bir raporlama süreci oluyor ya. Bakıyor birisi, işte dosyayı gönderiyorsun. Birisi raporluyor sana. Biz onu yapıyoruz burada. Yani bu metni şuralara şunlara uygun, bu türlerde, bu kategorilerde değerlendirebilirsiniz.
diye aslında yayın evine onun çalışmasını yapmış olarak da gönderiyoruz yani. Öyle bir hizmetimiz de var. Bunlar o patikalar. Ama yani yayıncılık zor bir alan. Gerçekten iyi çalışılmış metinler yayın politikalarına uygunsa eğer seçilebiliyor. O yüzden herkese tavsiyem kendi metnine aşık olmaması. Yani, evet, bu çok önemli. Yani en çok karşılaştık. Mesela çok iyi kalemlerle de karşılaştık. İnanın geçen bir isim vermeyeceğim ama birisinden bahsediyordum, hatta andım. Dedim ki yani iyi bir kalemdi ama inat etti. Birkaç böyle arkadaşımız var. Metne aşık oluyorlar. Diyorum ki yani ben diyorum işte çocuk kitapları yazmaya başlarken iki kere sinopsis gönderdim. Sinopsis geri döndü. Sonra işte şey gitti. Biraz biz kaç sayfa yazdım. Metin gitti. Metin geri döndü falan filan derken birkaç ayda asıl metni yazmaya başlayabildim. Ve hala işte 12-13 kitap oldu benim artık. Editörden dönüyor ya. Sinir oluyorum. Dünya tatlısı bir editörüm var Allah'a. Tatlı tatlı bana geri dönüyor yani. Şurayı da şöyle mi yapsanız acaba diye. Bakıyorum gerçekten öyle. Çünkü yazar göremez. Editör görür. Evet, evet, evet. İkinci, üçüncü, beşinci, o 25. göz mutlaka şart. Onu ben de öğrendim artık. Evet, peki, şimdi yandan yine yorum kısmında da tartışılıyor, konuşuluyor. Amerika'da filmlerden falan biliyoruz, işte orada burada görüyoruz, okuyoruz sağda solda. Editörler ve işte menajerler, yazar temsilcileri falan var. İşte evet. Bunlar bayağı da önemli işler yapıyorlar. Evet. Bizde çok fazla değil bunlar. Daha yani pek çok şeyimizde olduğu gibi daha yeni yeni ortaya çıkıyor pek çok şey. Yani bir kere şeyi ben de çok iyi bilmiyorum. Yani yaptığım halde çok iyi bilmediğimi düşünüyorum. Bir editörün, ama gerçek anlamda bir editörün bir metne etkisi nedir? Şunun için söylüyorum. Ben yazar olarak kitabımı teslim ettikten sonra okurun eline geçen basılmış hali ne kadar benim işim, ne kadar başkasının işi, ne kadarının yazarıyım ben onun. Editör ne kadar ne yapmalı, nerelere varmalı bu iş, nerelere varabiliyor? Yani bu aslında çok geniş bir aralık Algan. Yani elinize gelen metinle çok alakalı. İyi yazarlar, şimdi yurt dışındaki örneklere gelince aslında benim de heves ettiğim, çok istediğim, keşke biz de onu yapabilsek, ben oralarda olabilsem, ama sektörde çok büyük bir direniş var onunla ilgili olarak. Her alanıyla, yazarıyla, çevirmeniyle, yayıncısıyla vesaire. Aslında yurt dışından başlayayım. Şöyle, mesela sen aslında bir ajansa bağlı bir yazarsındır. Sen ajansınla beraber çalışırsın dosyayı. Bakın benim o sistemi uygulayabildiğim birkaç yer var. İşte Koray'la öyle çalıştık, Çiğdem'le çalıştık. Ondan sonra işte Onur'la çalıştık falan. Nasıl çalıştık? Onun kalemine uygun. Nerelere gidebileceğini düşünerek, nerelere uygun olduğunu düşünerek. Yani çok planlı. Yaratıcılığı planlı değil. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bir proje değil bu. Proje daha geniş bir şey. O yaratıcılık alanında onlar serbest, sonsuz olanakları var. Ama yurt dışında böyle çalışır. Yani şimdi Dan Brown öyle Dan Brown olmuyor. Dan Brown'ın böyle devasa bir ekibi var. Her bir alanında çalışan, yani bilmem ne araştırmasını 10 kişi yapıyor, bilmem ne araştırmasını 20 kişi yapıyor. Ondan sonra işte şeyler rastlantı mıdır mesela? Sen benden daha iyi biliyorsundur muhakkak, ukalalık etmeyeyim. Ama bir kitapta İstanbul olması, öbür kitapta Bilbao olması, diğer kitapta bir şey olması rastlantı mıdır? Değildir. Kopyalı var. Yani çünkü ekip çalışır. Çok büyük yazarların hepsi ekiplerle çalışır. Bizde de çok iyi yazarlar bir editörle beraber çalışırlar. Benim herkese tavsiyem özellikle bir editörle çalışmasıdır. Yani sen kendin bir editörle çalış. Yayın evinin editörü başka. Sen gerçekten yazmak istiyorsan, yani ben yazmak istiyorum. Bakın ben yazar olmak istiyorum, ben şöhret olmak istiyorum, ben para kazanmak istiyorumdan bahsetmiyorum. Bunlar da bunun içindedir muhakkak suretle. Yatsımıyorum da.
Ama ben yazmak istiyorum diyen insan editörle çalışır. Editör senin, ben biraz şey konuşacağım, belki editör arkadaşlar da kızabilir ama değnekçidir editör, değnekçi. Yani buraya gitme. Burada şimdi taş var. Buraya gittin, kayaya çarptın. Buradan aşağı yuvarlanırsın. Şimdi geri dön, yanlış yola girdin. Ya bilgisayar oyunu oynayanlar ne demek istediğimi anlıyorlardır muhakkak suretle. Editör budur. Editör noktayı virgülü düzelten değildir. Editör sana dilini bulduran, hikayeni bulduran kişidir. Ben her zaman söylüyorum, 23 senedir çalıştığım herkese söyledim. Sen yazardır asıl olan. Yani yazan kişidir. Bu bazen hikayecidir. Ben bazen şöyle diyorum, yani sen çok iyi bir hikayecisin. Hikayeci, kimisi çok iyi hikayecisi, kimi çok iyi dil kuruyor, kimi çok iyi anlatıcı. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Editör bütün bu yapıyı, o özelliğini de alarak onun için ortaya çıkaran kişi. Ne kadar yani, önemli aslında. Şey diye düşünebilirsiniz. Yani mimar çizer, inşaat mühendisi yapar. Mimar olan burada yazardır. Onu söylemeye çalışıyorum. İyi bir değnekçi, iyi bir yol arkadaşı buluyorsan kendine, ki bununla ilgili bir sürü film var, bir sürü anlatı var. Zaten arkadaşlar biliyordur. Ben editörün çok değerli olduğunu düşünüyorum. Eğer kitaplar, ya ben kendi yazdığım kitaplardan da ki gerçekten mükemmel yazıyorum. Geri dönüş olmazsa editörümden şüpheye düşüyorum. Açık diyorum ki okumadın mı? Yani bakmadın mı? Ne oldu? Şurasında da mı bir şey yok? Yani şurası sanki olmamıştı. Buraya bakalım, şuraya bakalım. Yani editör bir şeydir. Böyle gelir bir şeye dokunur ve orası senin için bir kapı açılır. O yüzden editörlerinize sahip çıkın. Editörleri kızmayın editörlere. Yardım isteyin. Harika. Peki. Şeniz, şeyden dolayı ne o? Instagram'ın süre kısıtlamasından dolayı birazdan kapanacak. Ben ona fırsat vermeden kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Tamam. Tekrar gel. Tamam. Devam edelim. Soracağım şeyler var. Görüşmek üzere. 2 dakika. 1 dakika tamam. İçinde devam ediyoruz. Tamam.